yolculuktu değil mi? Evet. Rahattı. O serin geldiğimiz yerde. Evet, şu an 14 derece hava. Ama bence tam bizlik işte, aradığımız evet. Yeri bulduk. İstanbul'un sıcağından bunu almıştım. Bu zamandan sonra ilk defa kabin bagajının dışında bir tane daha boş valiz getirdim yanımda, orta boy. Onu boş olarak içeriye verdim. Riske atmıyorum çünkü içeriye eşya vermeyi pek sevmiyorum. Genelde kaybolma vakaları yaşanabiliyor ve ilk defa bu büyük havaalanında tutuyoruz. O yüzden şimdi o boş bavulumuzu almaya gideceğiz. Alışveriş yapınca doldurmak için. Bakalım dolacak mı? Alabilecek mi? Bir şeyler, değişik şeyler var mı? Çok merak ediyorum. Şimdi böyle mini tren gibi bir şeyin içerisindeyiz. Havaalanında uçaktan indikten sonra bagajlarımızı, valizlerimizi almak için böyle bir tren shuttle'a biniyormuşuz. Şimdi onları almaya gidiyoruz. Değişik geldi yani. Bunların shuttle'ı da bu şekilde raylı. Selam çaktım. Bagajlarımızı almak için böyle bir raylı shuttle'a binip başka bir gate'e geliyoruz. Şimdi biz bagajlarımızı aldık ve şuradaki panodan nereye gideceğimizi okuduk, hangi trenle. Bizim varacağımız yer Orlikon. Orlikon'a trenle gideceğimiz için bu şekilde tren bileti satın aldık. Kişi başı 6.80 frank. Gideceğimiz durağa 4 dakikada varacakmışız. Bayağı hızlı olacak. Şimdi bizim trene biniş noktasına gitmemiz gerekiyor. Raylı sistem. Biz yılbaşında Basel'e geldiğimizde özellikle bu raylı sistemin gerçekten avantajını görmüştük. Resmen böyle sokak aralarında dahi trenler, tramvaylar var. O yüzden hiç böyle özel araç, taksi falan kullanmanıza gerek yok. Her yere trenle, raylı sistemle ulaşabiliyorsunuz. Tren yukarıdan diyor. Şimdi, o zaman bağına bineceğiz biz. Tramvay zannettim ben, bağına binecekmişiz. Bağın da aşağıda. Şimdi bu biletlerimizi binmeden önce bir turuncu makineye okutacakmışız. Bu da onu onaylayacak. Okutmadan girerseniz bu tarz yerlerde yakalanırsanız cezayı yiyebiliyorsunuz. Yani para ödemenize rağmen onları okutmanız da gerekiyor. Sadece satın almanız yetmiyor. Nereden gidiyoruz? Allegates buradan diyor. Okutuyoruz bu arada. Şöyle. Size hangi gate'e gideceğinizi yazıyorlar. Bize üçüncü demişler. Şimdi o yüzden burada okutacağız kartları bu turuncu kutulara. Tamam, şimdi onaylandı. Yerimize gidebiliriz. Biz Orlikon bölgesinde Swiss Hotel'de konaklayacağız. Şimdi o yüzden oraya doğru gidiyoruz. Çok fazla not çıkartamadım çünkü bir gecede hem video editledim, hem bayram ertesi günü hem de valiz hazırladım. Ama yine de böyle birkaç restoran buldum. Hemen böyle güzel görünüme sahip, fotoğraf çekmelik ve lezzetli yemekler yapan rezervasyonlarını bile yaptırdım. Bu arada hava mükemmel ya. Tam istediğimiz gibi serin böyle. Bulutlu gösteriyor bu 4 gün boyunca. Çok güzel geçecek, şimdiden heyecanlandım. Evet, şimdi bavullarımızla birlikte bindik ve çok hızlı bir şekilde otelimize ulaşacağız. Dışarıdaki havayı solumak istiyorum artık. Şimdi otelimize yerleştik. Güzel bir yorgunluk kahvemizi içtik. Artık şehri keşfetme zamanı. Burası İsviçre'nin ve tabii Almanya'da da meşhur olan bir çikolata markası Löderer. Daha önce biz yılbaşında yine İsviçre'den döndüğümüz için Basel'den oradan almıştık ve tadı damağımızda kalmıştı. Şimdi böyle tren istasyonuna giderken görür görmez dedik ki şöyle yemek öncesi 2-3 tane çikolata atalım. Şimdi birkaç bir şeyler alalım. Sanırım geçen sefer şunlardan almıştık. 2 tane var alalım mı? Hı hı. 4 tane. Şunlardan da odaya mı alsak, böyle şarap falan alıp akşam yeriz? Olur. Tamam o zaman. Ben şundan da alayım. Bir sakın. Bir sakın.
10-50 is back for you. Thank you. Thank you. Tam 3 dakikada otelden şehir merkezine geldik. Lüks budur bence. Yani. Şimdi Bahnhofstrasse'nin başındayız. Burada mağazalar var sağlı sollu. Birazcık turlayacağız yemek yemeden önce. Hem yarın nerelerde güzel fotoğraf çekilebiliriz, nereleri gezip nereleri görebiliriz diye böyle bir ön keşif yapmış olacağız. Şu an nereye bakacağımı şaşırıyorum mesela. Çikolataları efsane, efsane yani. Hayır, yurt dışına çıktı mı kilo alıyoruz. Bir de o kilo alma olayı evde de devam ediyor aldıklarımızı tüketirken. Lahman, Lindt, bir sürü çikolatacı da var başka. Bak ne var solda. Rachel's. Yanındaki daha dikkat çekiyor. Gökte. İşte burası. Ya tam kendini kaybetmelik mağazalar. Bizde daha şunlardan bitmedi geçen aldığımdan. Şunlar da inanılmaz güzel kokuları. Benim favori kokum. Yani böyle bir koku olamaz. Ritual of Dao. Benim en sevdiğim. Burası ismi zaten ritüeller anlamına geliyor. Rituals. İşte kokular, mumlar, vücut ürünleri, peelingler, scrublar, işte ne bileyim duş jelleri, inanılmaz güzel hediye setleri var burada mesela. Şöyle böyle bir deneyimleme bölümü de var. Bunlar neymiş? Aa çok iyi. Gloss, Nutrition. Aa çok güzelmiş. Şampuanlarımı hep İsviçre'den özel yaptırırım. Öyle kullanırım. Şunlardan sana almalıyım. Ya çok güzel durmaz mı? Hayır. Kötüsün sen. Şurada da H&M Home gördüm. Bence oraya da bir girip bakalım diyorum. Dur bakayım. Ne oldu? Bak. Ne o? Bunlar erdemleri. Neyler bunlar mı? Hı hı. Senin tasarladığın uygular mı? Evet. Aa iyiymiş. Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim worldwide çalışıyor ya yani. Bak şu tam şeymiş Coşan. Havaalanı kapşonluklu. Kesin alacağım bundan. Ev dekorasyon mağazası arıyordum. Burada doğmuş büyümüş bir arkadaşım var. Ona sormuştum nerede güzel ev dekorasyon ürünleri bulabilirim diye. Bizim Boyner'ler gibi Manor mağazaları var demişti. Her şeyi bulabilirsin demişti bana. Şimdi buranın dekorasyon bölümüne çıkacağım. Bu Yankee mumlardan bir ara deli gibi alıyordum Galeria'daki Tepe Home'dan lise zamanlarımda. Hala manyak kokuyor bu mumlar ya. Çok kaşmir iyi. Çok iyiymiş kaşmir. Kapıyı kokusu var en baştan. Şu an ben kendimi kaybedeceğim burada çünkü yani indirim varmış. Vallahi hiç üşenmem taşırım. Bak şimdi 17.90'dan %50 inecek. Yani 9 franka geliyor. Şimdi alışveriş yapılan mağazaları gezdikten sonra restoranımıza doğru yola çıktık. Biraz böyle sokaklarda kaybolmayı da özellikle çok seviyoruz. Çünkü çok enteresan ve güzel yapılarla karşılaşıyoruz. Restoranımıza giderken aşırı haz alarak yürüyoruz. Ulaşımda treni de çok fazla kullanıyoruz ama yürüyerek kaybolmak çok daha keyifli bu sokaklarda. Köprüden çıktıktan sonra bizi karşılayan manzara şu şekilde. İnanılmaz güzel. Ya zaten İsviçre'nin doğası muhteşem diyorlardı. Ama böyle şehir hayatının içinde doğayla ve yeşille bu kadar fazla iç içe olmak aşırı mutluluk verici ya. Çok güzel, gerçekten çok keyifli. Haydi şimdi biz yemek yemeye. Şu anda fotoğraflarını çekiyor buraların. Çok acıktı çok.
nasıl yiyeceğimiz yer? Şimdi siparişlerimizi verdik. Burası çok meşhur bir fondücü. Buranın geleneksel yemeği peynir fondü ve raklet. Ama bize fondüyü önerdi beyefendi. Şimdi beyaz şarap eşliğinde fondümüz, etimiz ve raklet yiyeceğiz. Buraya gelene kadar yani direkt yemek yemeye geleceğiz dedik ama yani sokakların her bir köşesi, her bir detayı o kadar güzel ki yani 2 saatte falan yürüyerek geldik buraya. O kadar oyalandık. Fotoğraflar, videolar, işte böyle durup müzik dinlemeler falan çok keyifliydi. Bakalım şimdi yemeğimizi bekliyoruz. Bir İsviçre klasiği olan fondü ve raklet sipariş ettik. Bu gördüğünüz raklet oluyor. Üzerine et, sebze bu şekilde böyle soteliyorsunuz. İşte soğanlar falan. Ondan sonra burada pişmiş olan haşlanmış patatesi alıp tabağınızda şuradaki gibi ikiye bölüyorsunuz. Üzerine de eritmek için burada raklet peyniri var. Bu peynir özel bir peynir. Eritmelik peynir ve kendi kabı var. Bu şekilde kabına koyduktan sonra ısıtıcıya yerleştiriyorsunuz. Ve eridiğinde onu bu şekilde erimiş peyniri patatesin üzerine koyup istediğiniz sote sebzelerle birlikte tüketiyorsunuz. Ve yanında tabii ki de peynir fondümüz var. Böyle bunu afiyetle şarap eşliğinde tüketiyoruz. Çok güzel. İkinci günden herkese merhabalar. Yine dışarıya çıkıyoruz. Bugün havada yine tatlı bir serinlik var. O yüzden ne olur ne olmaz şemsiyemizi de yanımızda aldık ve şehir merkezine iniyoruz. Bugün birkaç tane güzel yer gezeceğiz. Şimdi yine tren istasyonuna gidiyoruz. Bugün günlük biletimizi yine aldık. Çünkü her gün yeni almanız gerekiyor ya da 3-4 günlük alabiliyorsunuz. Biz gün gün almayı tercih ediyoruz. Çünkü gideceğimiz bölgeler birbirinden farklı olduğu için her bölgeye farklı ticket almanız, bilet almanız gerekiyor. Biz bugün gezeceğimiz bölgeler için biletlerimizi aldık ve şimdi yola koyuluyoruz. Tren istasyonuna gidebiliriz artık. Yine aldığımız günlük biletleri günün başında böyle kestirmeniz gerekiyor. Tarih ve saat basıyorlar. Böylece mesela bir günlük aldıysanız bir gün dolduğunda kontrol eden kişiler neydi? Ne deniyordu onlara? Kondüktör. Kondüktörler. Trenin içinde gezen görevliler siz seyahat ederken gelip bunları kontrol ediyorlar. Eğer süresi geçmişse 100 frank cezası var ona göre. Trenimiz geliyor şu anda. 3-5 dakika gibi bir sürede Zürih'in merkezine ineceğiz yine. Görüyorsunuz medeniyet. Önce iniyorlar insanlar, sonra biniyorlar. Sizdeki metrobüsü düşününce. Beş dakika için bile olsa konfordur. Hep gazetemi okurum trende. Haydi bakalım gidiyoruz. Bahnhofstrasse'yi tekrar gezeceğiz. Orada birkaç mağaza var. Şey almak istiyoruz. Dün yediğimiz fondü ve rakletin bizim eve götürebileceğimiz makinelerini almak istiyoruz. Burada hem Manor hem de Globus diye 2 tane böyle bizdeki boyun eğrimsi mağazalar var.
Dün de göstermiştim azıcık ucundan Manor'u. Oradan alışveriş yapacağız. Ya grafik tasarım hocası. Diyorlar ki memur maaşıyla nasıl alıyorlar? İnsanlar buzdağının sadece üstünü görüyorlar. Evet. Bebeğim. Bana taşıtıyorsun. Çantayı sen taşı, daha çok yakıştı senin kombinle. Çok tarzsın ya. Teşekkürler. Ben merdivenlerden çıkalım. Bak, Annatura diye bir sadece doğal ürün satan yer var. Ay, salladı Migros'a. Buranın market olayı bayağı başarılı. Burada çok fazla güzel market var sanırım. Alışverişi bolca yapacağız yine buradan. Evet, korkum şu. Bir daha market alışverişi yapmak için şeye gelmek isteme yani. Aa, isteyebilirim çünkü efsane ürünler var ya. Bizde neden bu kadar çeşit yok? Bu arada hava yani daha mükemmel olamaz. Şu an mont giysem terlemem, tişörtle gezsem üşümem. Öyle güzel bir hava var. Ve burada gerçekten yerde çöp çekseniz güzel çıkıyor ya. O kadar güzel bir ışık var ki. Mükemmel. Şehirdeki bisiklet kullanma oranı muhteşem. Burası da Bahnhof. Yani burası gar. Şu anda eve yaptırabileceğim çiçek örnekleri topluyorum. Burada bir oyuncakçı bulduk. Aşırı tatlı. Ah çok güzeller. Küçüğü beğendim bizi. Çok tatlı. Ya çok güzeller. Benim Fransa'dan aldığıma benziyor bu. Emini çok güzel baksana. Çok tatlı. Şimdi buranın en böyle bilindik AVM'lerinden birine Globus'a geldik. Manor'dan sonra burayı keşfedeceğiz. Burası çılgın büyük bir yer. Yani ne kadar süre burada kalırız, Joshan'ı ne kadar izlerim hiç bilmiyorum ama muhteşem bir AVM diyebilirim buraya. Hadi hemen en üst kata çıkalım, dekorasyon bölümünden başlayalım. Buranın bir de en alt katında market bölümü varmış. Eve böyle peynirler falan almayı düşünüyoruz. Make-up bölümüne geçiyorum çünkü eşim sağ olsun bütün makyaj malzemelerimi evlilik yıldönümü sürpriz olarak almıştı zaten. O yüzden hiç bakmıyorum bile. Hepsi var. Hepsi var bende. Teşekkür ederim. En sevdiğim kata geldik. İlk başta hemen buraya çıkıyorum. Burası mutfak bölümü ve ev dekorasyon. Mutfak ve ev dekorasyon bölümü burası. Yani şimdiden aşırı heyecanlandım. Bir sürü tabak, çanak, peçeteler, dekoratif ürünler. Ve şurası yani tam benlik ürünler. Rengarenk her şey var. Şöyle değişik peçeteler var. Peçetelerin tasarımları mükemmel. Şundan mesela kesin alırım. Burası böyle bildiğiniz bizim tarzımız, porselenler. Şöyle ilerleyelim. Aa, bunlar çok güzelmiş. Tam bizim böyle kahvaltıda falan sunumluk olabilir. Bunlar da çok güzel. Benim en sevdiğim şey bu kısım oluyor. Böyle her renkte ve boyutta kumaş peçeteler. Daha şimdiden bir iki tane gözüme alabileceğim şeyleri kestirdim gibi. Buralarda böyle peçetelikler var. İşlenmiş nakışlı peçeteler var. Buraya geçtiğimizde burası baking bölümü. Yani pastacılık ve tatlı tarz şeylerin ürünleri var. KitchenAid'ler. Şöyle saklama kapları var. Şu kaplar ne güzelmiş. Mesela bizde siyah bulamayız ya hiç yani. Bunlarda da siyahtan geçilmiyor. Şu vekler benim evdekilerden.
Burayı da şey gibi düşündüm. Bizim Eminönü'nün aşırı kaliteli olan mağazası gibi. Bu tarz yerlerden alıyorsunuz pasta malzemeleri. Sonra mesela süslemek için bir şeyler var. Burada bütün pastacılık ve yemek kitaplarını koymuşlar. Şurada ekmek sepetleri. Bunlardan bizim Tahtakale'de falan da var. Şurada ekmek için sanırım ölçü. Sanırım bundan da alacağım. Çok beğendim. Şunlar fondü ve raklet için bölüm. Şunlar da mesela haşladığınız patatesleri koymak için, sıcak tutmak için böyle bezler. Şunlar aksesuarları bu raklet makinelerinin. Şöyle burada bu tarz peynire banmak için çatallar. Şunlar biraz daha geleneksel tasarımlar. Burası fondü için aksesuarlar. Biz daha kendi evimize uygun bulacağız. Taşlı tuşlu. Tam bir yeni gelin fondüsü. Taşlı maşlı. Burası makinelerin olduğu bölüm. Kahve makineleri, kahve aksesuarları. Şöyle kettle'lar. Ne güzelmiş şu kettle'lar mesela. Var KitchenAid. Burası da barista and con'un aksesuarları. Normalde kahve için internette bakıyordum yurt dışından sipariş etmek için. Ama şu an aşırı mutluyum çünkü rose gold'lu bir şeyler buldum. Sanırım şundan alacağım. Ne kadarmış bu? Bu 25 frank mesela. Ve şu kaşıktan alabilirim. 16 frankmış bu da. Bayağı beğendim. Şöyle sütlük. Ama bizim süt köpürtücümüz var, o yüzden gerek duymuyorum bunu ama çok güzelmiş bu da. Belki de alırım, bilmiyorum. Bunlar da fıtra kahve için. Bunlar termoslar. Burası yine bıçaklar ve peynir aksesuarları var. Aa, aslında ravioli stampi alabilirim. Şu ahşap ve metal olanlar çok güzel. Ay bakın, benim en çok sorduğunuz salata kurutucularım burada da var. Şu metallileri varmış. Ben aldığımda böyle metallisi yoktu ama. Şu ne kadarmış? Bakın burada 90 frank. Evet, bu şekilde. Ben şimdi kendimi alışverişe vereceğim. Bir sepet alıp. Daha sonra bir şeyler alacağım. Birazcık Reşan'ı üzeceğim. 14 derece, 15 derece. Bir de burada şöyle şeyler var. Erkek için aksesuarlar. Bu tarz böyle çok güzel kitler var. Mesela şöyle erkekler için bıyık vakslama, kesme, tarağı. Çok güzelmiş bu kitler. Şunlar ne güzelmiş, travel kit. Böyle erkekler için de güzel şeyler var. Ama ben şimdi kendi kısmıma gideceğim tabii ki.
Az önce mutfak ve dekorasyon katını bitirdik. Onları aldıklarımız aşağı kata gönderildiler. Şimdi burası da böyle kırtasiye bölümü gibi. İnanılmaz güzel böyle renkli renkli kutular, işte hediye yapmak için böyle desenli çok güzel kağıtlar, kurdeleler. Çok güzel kağıtlar var, not kağıtları var. Bakın mesela böyle hazır kağıtlar mesela. Şunlar yani partiler için hazır böyle açıp hemen takabileceğiniz süsler. O yüzden bayıldım ya, şu rose gold kaplara bayıldım, şey poşetlere. Şu mesela şarap falan hediye etmek için birine giderken çok güzel. Bundan alacağım bir tane mesela. İşte ya çok güzel ya, çok kaliteli durmuyor mu kağıtlar? Şunlara bak. Mesela ne kadarmış bu? 28 franka. Böyle mesela duvar süsü yapabiliyorsunuz. Şimdi moda ya bunlar, mesela hastane odalarında falan duvarlara yapıyorlar. Tam onun gibi bir şeyler yapmak için. Çok mantıklı. Bizde mesela neden böyle şeyler yok bilmiyorum. Konsept olayı yurt dışında çok hoşuma gidiyor. Bak böyle etiketler falan var takabileceğiniz. Çok tatlılar. Stempler, yazı yazmak için, yapıştırmak için stickerlar. Şöyle bantlar falan var mesela. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bayıldım bayıldım. Şimdi alışverişimizi tamamladık. Buraya paketlerimizi teslim ettik. Onlar bizim için paketlerimizi otele gönderecekler. Özel hizmetleri var bu şekilde. Belli bir ücret karşılığında otelinize bırakabiliyorlar. Şimdi artık fotoğraf çekimine zamanı. Yaklaşık 5 saati falan buradayız. Şimdi gidebiliriz. Thanks for your helping. Thank you. See you. Bye. Bye. Coşan, senin duygularını da ben almak istiyorum biraz sonra. Neler hissediyorsun? Kalmadı. Duygum dahil her şey bitti. Ama çok güzel şeyler almadık mı? Hem eve, hem mutfağa yemelik içmelik misafirlerimiz için, hem hediyelik. İnanılmaz ya, ben buraya öldüm bittim ama yani ayaklarıma hani kara sular indi, artık bilmiyorum ne kadar indi. Sakın buraya gelirseniz ilk günden girmeyin bu mağazaya. Yani yanıma ne kadar keş getirdiysem hepsini burada harcamış olabilirim. Şimdi bir an önce güzel fotoğraflar çekerek ışık kaçmadı. Sonra rezervasyon yaptırdığımız rooftop'a, restorana geç kalmamamız gerekiyor. Şimdilik hoşçakalın. Rooftop restorana geldik. Burada rezervasyon yaptırmıştık daha önceden. Çok iyi. Şu anda Zürih'in manzarası en güzel rooftop'undayız. Yani çatı katındayız. Burada güneş o kadar güzel batıyor ki buradan manzara mükemmel. Ne yazık ki her şeyi bitirdikten sonra vlog çekmek aklıma geldi. Anın tadını çıkartmaktan. Manzarada böyle oturup bir şeyler içmekten çok keyif aldık burada. Ama gelmeden önce rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Şu günün batışına bakar mısınız ya? O kadar güzel vuruyor ki çatılara güneş. Yani böyle binlerce fotoğraf, video çekmek istiyoruz. Çok güzel. Ama önce enerji depolamak için kahvaltıya iniyoruz. Şimdi yeniden yollara düştük. Bugün de çok güzel manzaralı yerleri keşfedeceğiz. Ve şehrin önce merkezine ineceğiz. Oradan farklı bir bölgede bulunan Dolder adlı otele gideceğiz. Orada bir kahve içeceğiz. Çok güzel manzaralıymış. Şimdiden heyecanlandım keşfetmek için oraları. Hadi gidelim. Merkezinden 3 numaralı tramvaya bindik ve birkaç durak sonra Grammerhaus durağında inip ya teleferikle ya da yürüyerek merdivenlerden çıkarak Dolder Otel'e ulaşacağız. Bilin bakalım biz muhtemelen neyle çıkacağız? Cevap veriyorum. Tabii ki de teleferikle, çünkü Coşan'ı asla yürütemem diye düşünüyorum. Yani 5 dakika sonra ulaşmak istediğimiz noktada olacağız.
Dolder Otel'e çıkmak için 3 numaralı tramvaydan indikten sonra böyle bir binanın içerisinde ufacık yazıyor tabelası Dolder diye. Buradan böyle minik bir finiküler gibi bir şeyle hatta geldi yukarıya çıkacağız. Dolder Bahn'dan indikten sonra yani Dolder treninden böyle bir tabela görüyorsunuz. Sol taraftan asıl giriş var. Sağ tarafta da böyle training yani işte yürüyüşler, bisikletler ya da işte mini golf alanları falan yapılan yerlere gidiyorsunuz. Şimdi biz bu yürüme yolundan mis gibi yeşilliklerin içerisinden yürüyerek kafe restoran bölümüne gideceğiz otelin. Dolder Otel'deyiz. Buranın daha doğrusu restoran bölümündeyiz. Buranın nefes kesen bir doğa manzarası ve aşırı kaliteli bir restoran bölümü var. Çok nezih insanların olduğu huzurlu, sessiz bir yer. Buranın yerlilerinin böyle çalıştığı, toplantılar yaptığı, turistlerin de yemek yiyip içmeye geldiği çok güzel bir mekan. Ayrıca buranın en keyifli olma nedenlerinden birisi de yanımızda bulunan bu kalemsi, böyle prenses karelerini, şatolarını andıran oteli olması. Tıpkı bizim daha önce Brasov'da ziyaret ettiğimiz Peleş Kalesi'ne benzettim ben renkleri ve yapısı itibariyle. Eğer Zürih'e gelirseniz üşenmeyin ve buraya çıkıp en azından bir çay kahve içip ya da birkaç kadeh bir şeyler yiyip için derim. Çok keyifli, çok güzel bir yer. Şerefe. Tamam bence. Şimdi Dolder Bağ'ın yardımıyla yukarıdan aşağıya indik ve şu görmüş olduğunuz tabelada yazdığı gibi 8 numaralı Hartun trenine, tramvayına bineceğiz ve gemilerin yani boatların olduğu istasyona gideceğiz. Ve çok merak ettiğim böyle ufak bir kasabamsı bir yer var, Rapperswil diye, oraya gideceğiz. O yüzden şimdi kaç dakikamız varmış? 3 dakikamız. 3 dakika sonra tramvaya binip boat station'a gideceğiz. Şu çatılara, balkonların detaylarının güzelliğine bakar mısınız ya? Şuranın özellikle şu sol taraftaki çatıya bir bak. Ya arkadaşlar ben Avrupa özentisi değilim. Avrupa güzel. Yani özenilesi bir yer ve şehirler kaynıyor Avrupa kıtasında. Yani Zürih'te gördüğüm en düzenli, en temiz ve en güzel şehirlerden birisi. İnsanları, evleri, mekanları resmen kalite kokuyor. Yani gerçekten buraya geldiğinizde onu hissedebiliyorsunuz. Hissedilebilir bir güzellik
hakim bu şehirde. Saat birebir tutar mı arkadaş? Kadın. Şimdi bu güzel mekandan ayrılıyoruz. Rapersül'e gitmek istediğiniz zaman Bürtlü Plats'taki bu information desklerin önüne geliyorsunuz ve biletlerinizi buradan alıyorsunuz. Burada zaten bilgiler verilmiş, büyükler ve 6 yaşından küçükler olarak. 1. sınıf ve 2. sınıf olarak fiyatlar değişiyor. 1. sınıf 42.80 frank kişi başı. Eğer 2. sınıfta gitmek isterseniz 26 frank veriyorsunuz kişi başına. Bu hem tren hem de bot ticket'ı. İsterseniz giderken botla, dönerken trenle ya da giderken trenle, dönerken botla ya da her ikisinde yapabilirsiniz. Fiyat trende ya da botta değişmiyor ama süreler değişiyor. Botla tek yön gidiş 2 saat sürüyor, trenle ise yarım saat. Biz şimdi gidişte botu, dönüşte de hız kazanmak için treni tercih edeceğiz. Şimdi botumuzun kalkması bir 15-20 dakika var. Şöyle bir etrafı turlayıp bu süreyi böyle değerlendirelim diyoruz. Sonra da botumuza bineceğiz. Şimdi yerimizi aldık. Birazdan zaten kalkar. Çok güzel bir manzara var. Normalde güneşli günleri sevmeyiz ama bu tarz böyle botlu, gemili turlar da güneşli havada güzel oluyor. Yani şans yine bizden yana. Şimdi Rapersville'e geldik. Burası böyle tatlı minik bir kasabamsı bir yer. Gölün kenarında. Zaten yol boyunca 2 saatte geldik. O kadar güzel manzaralarla karşı karşıya kaldık ki böyle içimiz gitti. Keşke burada yaşasak dediğimiz yerler oldu. Muhteşem böyle göl yanında evler. Ondan sonra çok güzel manzaralı restoranlar. Bir sürü şey gördük yolda. Bayağı bir beğendik. Yeşile ve maviye doyduk bu yolculukta. Yani hiçbir yere gitmeseniz bile bu turu yapabilirsiniz bence böyle güzel bir göl havası almak için.
Ya şuraların tatlılığına bakar mısın? İnanılmaz tatlı bir yer bence. Güzelliğindir ya. Şimdi buradan merdivenlerden tırmanıp yukarıya çıkacağız ve çok güzel bir gün batımı görecekmişiz. Ah, yoruldum. Wow. Şurada çok tatlı bir bina var. Ve devam ediyoruz. Merdivenlere tırmandığınızda böyle nefes kesen bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Aşırı tatlı ve güzel bir yer. Şu binaya zaten aşık oldum. İnsanlar oturmuş kitaplarını okuyor, gençler böyle kız kıza takılıyor falan. Çok hoşuma gitti. Çok tatlı ve güzel bir yer. Gerçekten aşırı keyif alıyorum şu seyahatten, inanılmaz. Kaleye bakalım mı? Böyle tatlı küçük bir kasabacık. Çok hızlı bir şekilde bitirebiliyoruz. Bizim ada evlerine benzemiyorlar mı? Ya çok güzel. Ben böyle bir yerlerde yaşamak istiyorum. Mesela şurada yaşasam ne tatlı olur. Bir sabah balkonda kahvaltı falan. Burası ne? Ne kadar tatlı. Tren istasyonu mu bu? Bu ne tatlı bir gardır ya. Bayağı çok yorulduk. Bugün bayağı yorulduk. Yorucu ama bir gün güzel oldu. Yerlere gittik. Güzel manzaralar gördük. Rippersville diye bir kasabamsı, köyümsü bir yere gittik. Giderken bot turu yaptık. 2 saat sürdü yaklaşık. Dönüşte de trenle döndük. Yani her ikisi de acayip keyifliydi, güzeldi. Şimdi kapuçalarımızı içip biraz tatlı yiyeceğiz. Ve gün batımını keyifli çıkaracağız. Thank you.
Şu an limonlu kek yiyoruz. Üzerine vanilya sosu döktük. Sıcak bir de. Öf diyorum. Cappuccino öyle efsane olur. Bugün son günümüz. Şimdi bir daha son kere şehir merkezine ineceğiz. Birazcık turlayacağız. Keyif yapacağız. Kahveler içeceğiz. Fotoğraflar çekeceğiz. Ve daha sonra kalan son market alışverişlerini ve eve alacağım, sonradan alırım dediğim şeyleri gidip alacağım. Daha sonra bavulumuzu toplayıp akşam, gece uçağımıza yetişeceğiz. Umarım bavullara sığdırabilirim. Çünkü ekstra boş bavul almama rağmen böyle raklet makinesi falan aldığımız için bayağı çok eşyamız oldu. Bilmiyorum nasıl sığdıracağım. Bayağı zorlu bir böyle yerleştirme beni bekliyor. Şimdi şehri turlamaya geçelim. Biraz da fotoğraf paylaşalım bu arada. Şimdi kiliseleri bir erteleyeceğiz. Son güne bıraktık çünkü dün hava çok güneşliydi ve güzel fotoğraflar çıkmaz diye. Bugün daha bulutlu olan güne bıraktık onları. Trendeyiz. 3-4 dakikaya şehir merkezindeyiz. Oradan da yürüyerek kiliseleri görmeye gideceğiz. Şu anda burasında ev sahipliği yapan Opernhaus Zürich'teyiz. Arkamda görmüş olduğunuz bina buranın opera binası. Ya coşan yüzünden hep böyle son güne bırakıyor bu hediye bilet verme işini. Ben de araştırma yapamıyorum doğru düzgün. Bu ne? Böyle anlatım mı olur? Görmüş olduğunuz arkamdaki bina Zürich Operası'na ev sahipliği yapan Zürich Operası. Opera binası. Avrupa'nın her şehrinde olan bildiğiniz opera binası. Güzel yapılmış, mimarisi çok güzel, hayranlık uyandıran opera binası. The Opernhaus Opera binası. Şimdi Bellevue'deyiz, yani meydandayız. Arkamızda da Opera House. Bir suratıma bak. Nasıl şişti? Açı her şeydir arkadaşlar. Mesela şöyle çekersek kocamanız, şöyle çekersek güzeliz. Öyle yani. Sırsıklam oluyorum. Zaten ipek gömleğim ıslanıyor. Ama olsun. Ara ara yağmur yağışı ama başlıyor. Ara ara geçiyor. Ama olsun. Vlog her şeydir. Vlog için her şey yapılır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum o yüzden. Emek var. Bakın sırsıklam oluyorum. Hadi gidelim. Gel. Diğer onlar binaları görürsün. Şu anda Limnat Nehri'nin üstündeki Münsterbrücke, yani Münster Köprüsü'nün üzerindeyiz. Hem sağımda hem de solumda çok önemli iki kilise bulunuyor. Sağ tarafta yani arkamda bulunan Grossmünster, yani büyük kilise, büyük manastır. Burası Limnat Nehri'nin kenarındaki üç büyük kiliseden birisi. Protestan Kilisesi. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz kilise de Fraumünster. Bu da en önemli üç kiliseden birisi oluyor. 853 yılında yapılmış milattan sonra. Gotik mimari tarzında yapılmış. Romanesk bir kilise kendisi. İçerisinde fotoğraf ve video çekmek yasak bu kiliselerin. O yüzden içeriden çekim yapamıyoruz. Ama bence mutlaka içerisini gezmelisiniz ve görmelisiniz. Buranın altında bir de müze bulunuyor. Dilerseniz orayı da gezebilirsiniz. Ve buranın bir önemli özelliği daha. Zürih kantonunun en büyük orgu da bu kilisenin içerisinde bulunuyor. Şehrin en güzel fotoğraf çekmelik noktalarından birisi de bu köprünün üzeri ve bu sıradaki diğer köprüler de aynı şekilde, ama en etkileyici olanı bence burası çünkü arkanızda bu güzel manastırlar, kiliseler bulunuyor. Thank you.
buradan alışveriş yapmaya gelmiştik ve tesadüfen buranın mağaza müdürü de Türk çıktı ve çok sevindik buna. Kendisi bize çok yardımcı oldu, güzel hediyeleri de oldu. Alışverişimizi burada tamamladık. Şimdi artık dönmeden önce son bir kahve içip artık eve döneceğiz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz yardımcı olduğunuz için. Ben size yardımcı oldum. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi günler tekrar. Çok sağ olun. Umarım tekrar görüşürüz. Her zaman. Teşekkürler, sağ olun. Kahvelerimi aldım. Bakım ürünlerimi aldım. Hediyelerimi aldım. Artık bence bir kahveyi hak ettim ve hak ettik. Çok yoruldum. Bunları nasıl taşıyacağım hakkında zerre fikrim yok. Umarım uçağı alırlar. Tedirginim. Tedirginim bu konuda. Yalan yok. Aşkım dün oturduğumuz kafeye gidelim bence. Çok güzel orası. Tamam. Şimdi Joşan lavabodayken hemen hızlıca vlog çekeyim istedim. Çünkü gerçekten artık bıktı bana vlog çekmekten. Ve kahvelerimizi içtik. Ben son kalan demlerindeyim. Keyif yapıyorum. Çok az kaldı dönmemize. Dönmeden küçük bir sürpriz daha aldım. Tada! Bir Gifmuna zarfı daha burada. Bu zarftan ne çıktı derseniz, Kasım ayında doğum günüm için rotamız belli olmuş. Londra'ya uçak bileti almış Joşan. Onları da burada verdi. Hem bu Zürih tatilinde hem de daha önceki İtalya tatilinde biliyorsunuz hep son günlerde verdi ve araştırmakta gerçekten çok zorlandım. O yüzden uykusuz geldim resmen buraya. Dedi ki stres oluyorsun sen böyle. Ben sana önceden vereyim istedim Londra'yı. Çünkü Londra gerçekten keşfedilmesi çok keyifli olacak bir şehir. Orayı riske atmak istememiş. İyi ki de böyle yapmış. Gerçekten bir günde hazırlanabilecek bir yer değil Londra. İnanılmaz merak ediyorduk orayı. İkimizin de çok seveceğini düşündüğümüz bir şehirde. Hep hayalini kuruyordum gitmenin. Ve onun sürprizini de burada almış oldum. Ne diyeyim? Bir tatil bitmeden diğerinin hazırlığına başlayacağım galiba. Burası da çok keyifliydi, çok güzeldi. Çok güzel bir seyahatti. Gerçekten bu evlilik bir yıldönümü rüya gibi geçti. Kimileri için samimiyetsiz geldi ama bunlar benim yaşadığım gerçek şeyler. İnanın ya da inanmayın, gerçekten hiç umurum değil. Şu an aşırı mutluyum ve bunun keyfini çıkarıyorum. Umarım dileyen herkes, gönlünden güzel şeyler geçiren herkes kat kat daha güzellerine sahip olur, güzellerini tecrübe eder diyorum. Şu anda havaalanındayız. Bagajlarımızın bir kısmını içeriye verdik, bir kısmı elimizde. Şimdi kapıların açılmasını bekliyoruz. Size kanalımın kapanışını buradan yapmak istedim ki totem olsun bu. Bir sonraki seyahat çok çabuk gelsin diye. Eğer bu seyahat videomu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki seyahat vlogunda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.